Check the mic and make sure it sound right, boys. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Biraz rahatsızlığım vardı. Uzun zamanda ben yavaş yavaş video atıyorduk. Biraz daha düzenli bir şekilde gelmeye tekrardan devam edeceğiz. Bugün elimizde yeni bir atomizer var arkadaşlar. QP firmasının, QP DESIGN'ın Juggerknot Mini'yi zaten hepiniz biliyorsunuzdur. 3-4 seneden beri piyasada olan bir cihazdı zaten. Atomizerdi pardon. Ve şu anda Juggerknot yani mini yenilenmiş versiyonu olaraktan Mr diyorum ben olaraktan çıkardılar. 25 mm bir atomizer arkadaşlar. 3 tane hava kanalı single coil ile kullanabileceğimiz bir atomizer. Yani QP yaptıysa gerçekten bir bildiği vardır diyebileceğimiz bir firma şeklinde gerçekten güzel aromalı atomizerleri oluyor arkadaşlar. İsterseniz pek fazla vakit kaybetmeden masa üstüne geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Kutulaması bu şekilde arkadaşlar. Juggerknot Mr olaraktan söylüyorum ben. Mini Remastered yani yenilenmiş hali Mini'nin. Single coil bir RT arkadaşlar. Uzun zamandan beri piyasada olan, 3-4 seneden beri piyasada olan bir atomizer zaten hepinizin bildiği gibi. Şöyle şu şekilde içeriklerini arka tarafında bayağı bir bolca yazmışlar ama bu kadar içerik olduğunu pek sanmıyorum ben. Detaylarını güzelce vermişler arka tarafında. Bendeki siyah model arkadaşlar 25 milimetrelik bir atomizer. Dediğim gibi isterseniz şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Juggerknot Mr olaraktan MR. Şöyle bir QP'nin bir sticker'ı çıkıyor içerisinden. Bir adet şu şekilde orijinalini belirten bir tane parça. 1017 numaralı seri numaralı bendeki arkadaşlar. Şöyle içeriğinden bir tane şöyle bir çıkarabilirsem eğer. Bir adet poşetin içerisinde şu şekilde. Tabii ki hiçbir firmanın olmazsa olmaz mavi anahtarı, o-ringlerimiz ve yedek silikon likit dolum yerinin parçası şu şekilde gördüğünüz gibi. Diğer içeriklerine bakacak olduğumuz zaman şu şekilde bir adet bubble camı geliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman, ben de şuradan bakayım sizinle beraber. 4,5 ml'lik likit kapasitesi var bubble camla beraber. İçerisinden bir adet şöyle bir cam koruyucusu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle atomizerimizin kendisi. Bir adet de çıkmamak üzere yapmış bir adet drip tip ile beraber göndermişler arkadaşlar. Şöyle eğer ki çıkarabilirsem yani bunu çıkarmamak için buraya özellikle yapmışlar çıkartmayın diye. Şöyle kutu içeri bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8-10 drip tip ile beraber yedek drip tipi bu şekilde. Kendi o üstlerinde gelen orijinal drip tipi ise bu şekilde. Orijinal drip tiplerini biraz değiştirmişler. Sanki M25'in Fatality M25'in drip tipine benziyor. Kendi Mini'nin drip tipini ben daha çok hoşuma gitmişti. Şu şekilde bir ağızlık parçası var. Drip tipi var arkadaşlar. Şöyle şunu bahsetmeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Şu camın içerisinde şu silikon parçayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu parça Avrupa kuralları nedeniyle 2 ml'lik likit kapasitesinden büyük satılmıyor arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği kuralları için. Ya bunu siz aldığınızda bu camın içinde bunu çıkarın arkadaşlar. Çıkarmazsanız yani likit kapasiteniz düşer. Düz camı ile beraber 3,5 ml'lik bir likit kapasitesi var arkadaşlar. Üstten hava kanallı. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan çevirerekten alt taraftaki parçayı çevirerekten buradan rahat bir şekilde bunu açıp kapatabilirim. Şu anda tamamen açık durumda. Çift taraflı karşılıklı olacak şekilde bu şekilde bir stopper mevcut zaten burada. Daha fazla dönmüyor. Üstten dolu bir atomizer arkadaşlar. Yarım çevirerekten şu şekilde çıkarabiliriz. Rahat bir şekilde dolumunu yapabiliriz buradan. Şöyle üst tarafına gördüğünüz gibi yan taraflardan, ortadan değil yan taraflardan likidimizi buradan doldurabiliriz. Alt tarafına geldiğimiz zaman ise şöyle Juggerknot Mr Rta olaraktan şurasını yine aynı şekilde bana denk geldi arkadaşlar. Ya da bunların bu ikisi 1017 yazıyor burada. Burada 1012 sanırsam 1012 olması lazım orası da. Yani orada söylediğime göre şöyle gördüğünüz gibi alt tarafı 510 pinini görüyorsunuz arkadaşlar. Mekanik kodlarınızda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bunu. Dek birimine gelecek olduğumuz zaman ise arkadaşlar Mini'yi hatırlayanlardan zaten deki aynı arkadaşlar. Dek bölümünde herhangi hiçbir değişiklik yapmamışlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde düz vida ile beraber karşı tarafında olmayacak şekilde buradan rahat bir şekilde vidalarımıza telimizi takabiliriz. Şu bölgeler pamuklarımızın koymamız gereken. Şöyle de telim üzerinde zaten benim vardı. Herhangi bir değiştirme gereğini duymadım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde telimizi takabileceğiz. Ben 5 milimetreye sardım arkadaşlar bacaklarını. 5 milimetre şekilde şöyle telleri eğer ki şu kanalın biraz yukarısında keserseniz çok daha rahat eğersiniz diyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi şu bölgede yaparsanız çok daha güzel bir hava akışı alacağınızı umuyorum arkadaşlar. Şu parçayı dediğim gibi iç tarafı dekim bölümünün yanma odası şöyle gördüğünüz gibi gayet temiz. QP'ni satabiliyoruz hepimiz. Şu camı çıkardığımız zaman arkadaşlar şu plastik parçayı ya silikon parçayı şuradan çıkarın arkadaşlar. Yani bu çıkardığınız zaman şu şekilde atom üzeriniz 3,5 ml'e çıkacak arkadaşlar. Bununla beraber 2 ml'lik bir likit kapasitesine sahip oluyor. Dediğim gibi bu sadece Avrupa kullanıcıları nedeniyle Avrupa'da 2 ml'lik satışını olmadı. 2 ml'den yüksek satışı olmadığı için bu şekilde bir olay yapmışlar. Yani hemen hemen atom üzerin baktığımız zaman arkadaşlar hatırlayacağınız öyle birkaç ay öncesinde bir videomu bakabilirsiniz isterseniz. Juggerknot versiyon 2'nin bir kopyası gibi yapmışlar ama single coil olaraktan Minening'dekini almışlar buraya takmışlar. Juggerknot versiyon 2'yi de buraya koymuşlar. 25 mm olaraktan düzenlemişler. İsterseniz pek fazla vakit kaybetmeden sarım videosuna geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar QP'yi gördünüz. Şöyle Odin'le beraber kullanıyorum. Üzerinde siyah drip tipini taktım. Odin DNA 250C. Şimdiden söyleyeyim. Düz camıyla beraber kullanıyorum. Dediğim gibi single coil bir atomizer. Şöyle 0.41 olmalıyım arkadaşlar. Şöyle bir 35 watt'ta bir hava kanalı tamamen açıkken bir deneyelim. Biraz daha watt istiyor. Şöyle bir 45 Watt'a geçireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. 45 Watt'ta içiyorum şu anda. Gayet güzel havadar. Yerinde yani. Ne havadar ne sıkı bir atomizer arkadaşlar. Şöyle yarım kısacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ortalık duman altı oldu bu arada. Biraz daha bir sıkı hale gelmiş oldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce şundan başlamak istiyorum sizlere. Üstten hava kanalı bir atomizer arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Herhangi bir sarım hatasında filan akıtmayı çok aza indirebileceğiniz bir atomizerlerde bir tanesi üstten hava kanallarda. Ama şöyle bir olayınız vardır. Eğer ki pamuklanmayı eksik az yaparsanız tellerin üzerine likit birikmesi yapacaktır ve bu drip tipten sizin ağzınıza gelecektir her ateşlemeye bastığınızda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hava pamukları da gördüğünüz gibi, dediğim gibi yaparsanız eğer, videoda gördüğünüz gibi bir sıkıntı olmadan beslemeyi alırsınız. Şöyle göstereyim isterseniz size, arka arkaya çekimlerden hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. QP firmasını zaten hepimiz biliyoruz. Gayet güzel bir atomizer yapıyorlar. Yani devamlı aynı şekilde istikrar devam ettiriyorlar her atomizerlerinde. Aroma performansı gerçekten çok güzel. Buhar performansı keza aynı şekilde. Şöyle söyleyeyim. Görünüş olarak Juggerknot versiyon 2'ye çok benziyor arkadaşlar. Ama deki Juggerknot Mini'nin dekini alıp da buraya direkt koymuşlar gibi duruyor. Aynı şekilde deklerde bir farklılık yok. Dediğim gibi görünüş olarak da versiyon 2'ye benziyor. Ama kalite olarak, her şey olaraktan QP aynı şekilde devam ettiriyor. Aroma performansı, buhar performansı gerçekten çok güzel. Mini'ye göre içim olaraktan benim daha çok hoşuma gitti. Ama görüntü olaraktan ve şey olaraktan Mini benim biraz daha hoşuma gidiyordu diyebilirim sizlere. Keşke biraz daha, yani biraz daha Mini'deki o dizaynı devam ettirselermiş. Ama tabii bu göreceli bir olay. Mesela drip tipiyle falan aynı şekilde drip tipi koysalar çok daha güzel olacakmış diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi göreceli bir olay olduğu için herhangi bir sıkıntısız yapabilirsiniz. Sıkılık konusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar, üstten hava kanalı atomizerlerle alttan hava kanallı atomizerler arasında içim olarak çok büyük farklılıklar vardır arkadaşlar. Aroma performansı olarak değil de içim olarak çok büyük farklılıklar vardır. Bazı üstten hava kanalı atomizerler biraz daha sıkı gelebilir çünkü hava dolaşaraktan geldiği için sizlere biraz daha geç gelebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de bir değişiklik yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu atomizerde versiyon 2'deki gibi veya Reload 26'daki gibi dediğim gibi bir sıkılık yok arkadaşlar. Gerçekten çok rahat bir şekilde içimi yapabiliyorum. Dediğim gibi 5 milimetreye keserseniz eğer bacaklarını, rahat bir şekilde içimizi yapabilirsiniz. Hatta biraz daha kısabiliyorum hava kanalları içtiğim zaman. Full açıkken hiçbir şekilde sıkıntısız bir şekilde sıkılık olmadan içebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kutu içeriklerini gördüğünüz zaten dediğim gibi 4.5 ml'lik likit kapasitesiyle beraber bubble camıyla rahat bir şekilde gün boyu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Zaten single coil bir atomizer, yani 40-45 wattlarda günü rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Yani buharına gelecek olduğumuz zaman ne sıcak ne soğuk, ama sıcağa biraz daha yakın bir buhar performansı aldığımı söyleyebilirim. Aroma dediğim gibi aynı şekilde devam ettiriyorlar. Çok güzel bir aroması var. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısız bir şekilde atomizeri kullanabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda ülkemize gelir ve sizler de kullanma nasibi ne tadarsınız arkadaşlar. İsteğimiz bu yönde. Bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.